أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويجيئو gelir الرمز رمز gelir nerede قبل önce ve بعد sonra remzi önceden de getirebilirim sonradan da getirebilirim bir vecihi anlatmadan önce bu vecihi yapacak olan şudur da diyebilirim veya remzi efendim vecihi anlattıktan sonra bu vecihi yapan şudur da diyebilirim. Aynı ne gibi hocam? Zübde'nin hali nasıl? Değil mi? Zübde'nin hali. Vücuhatı anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra diyor ki parantez içinde işte kefca mesela. Anlatıyor, anlatıyor. Şu, anlatıyor, anlatıyor. Şu. Tabii Zübde'ninki daha basit bu anlamda. İthaf biraz daha buna benziyor. Zaman zaman falancalar falancalar mesela vektulife diyor. İşte ihtilaf edildi. Nerede? Fi diyelim ki lamestüm. Lamestüm'de ihtilaf edildi diyor. Ondan sonra anlatıyor, 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 anlatıyor. Geliyor en sonunda diyor ki bunu yapanlar şunlardır. Veya şu adamlar ihtilaf etti lamestüm'de diyor. İthafın şeyine göre, diyelim tarzına göre. Burada da aynı şey kullanılıyor. Ve bir lafzın bir lafızla agna ben ihtiyaçsız kalırım. Neden? An kaydihi kaydından. Bir lafız koyarım. Sadece bir kelime koyarım. Bak bir kelime koyarım. Oraya, o ifadeye, o anlattığım şeye bir kelime koyarım. Başka bir şey anlatmaya gerek kalmaz. Agna gerek kalmaz. Ben gerek duymam aslında bu demektir. Gerek duymam an kaydihi onu kayıtlamaktan. Onu yazmaktan, tekrardan bir şey yazmaktan. Ne hocam? Ne zaman? İndet tilahil mana. Mana açığa çıktı mı? Mana anlaşıldı mı? Mesele anlaşıldı mı? Olay orada bitmiştir diyor. İndet tilahil mana. Mana açığa çıktığı anda ben diyor başka bir kayıt oraya koymaktan artık kayıt koymaya gerek duymam. Mesele bitmiştir. Vektefi ve ektefi daha doğrusu. Ve ektefi ben yetinirim. Neyle? Bi diddiha zıttıyla. Zıttıyla yetinirim. Bir meselede zıttı ile yetinirim. Her şey zıttı ile kaimdir değil mi? Beyaz, siyah. Değil mi? Büyük, küçük. Ben diyor bir şeyi söylerim, onun zıttından sen anlarsın ne olduğunu. Geri kalanın ne olduğunu anlarsın. Diyelim ki işte Maliki ile Meliki'yi biz biliyoruz hep beraber. Maliki dendiği zaman da elifle okunur. Hep zıt. Elifle okumanın veya oraya bir met diyelim ki metli okumanın orada elifle okumanın zıttı nedir? Elifsiz okumaktır. Peki ben diyeceğim ki sana diyor Maliki okuyanlar şunlar şunlar şunlardır. Dört tane adam saydım ben sana. Maliki nel zillen rava. Orada söylüyor Tayyip'e mesela. Maliki yani bunu elifle okuyanlar nel nun zillen Şeyh Yakup rava rakal. Dört tane adam saydım burada diyor. Dört adam saydım. Şimdi bu dört adam eğer elifle okuyorsa geri kalan altı tanesini okuyacak? Elifsiz. Bitti. Mesele bundan ibaret. İndet tilahil mana. Mana da açığa çıktı. Ve ben diyor zıttını andım. Zıttını andım. Neden iktifa etmiş olurum? Aynı zıttın. Zıttından iktifa etmiş olurum. Bir meseleyi, bir vecihi anlattım. O vecihin zıttı olan başka bir ifade neyse onu anlatmama hiç gerek kalmaz. O yüzden zaten bu Tayyip'e böyle 1006'yı da bitiyor. Yoksa 3000-5000 de zor biterdi yani. Mesele tık tık azar 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 götürürüm onu. Ne gibi? Kel hazfi hazif gibi. Hazif gibi. Vel cezmi cezim gibi. Ve hemzin hemz gibi. Meddin med gibi. Yani bunların her birini ben zikrederim. Falanca bunu hazifle okumuş derim. Hazifin zıttı ne? İspat. Diğerleri de ispat okumuş. Anlaşılır buradan. Evet. Veya işte bunu ben cezimle okudum. Falancalar cezimle okudu derim. Sen bundan cezmin zıttı neyse ona alırsın. Efendim ben bunu derim ki sana şunlar hemzle okudular. Diğerleri hemzsiz. Yani ibdalle okuduklarını anlarsın. Falancalar met okudu. Geri kalan kasır okudu anlarsın. Sadece bir tanesini söylerim. Bir taneyi o vecihi söylemekte sadece bir kelimeyi söylemekte sen diyor gerisini anla. Zıttını tekrardan ben sana işte şunlar böyle yaptığı için diğerleri de böyle böyle yapmıştır diye bunu ben uzatmam diyor yani. İmam-ı Cezeri Hazretleri.
mübarek. Ve mutlakut tahriki şimdi başlıyor. Birbirinin zıttı olan şeyler neler hocam? Birbirinin zıttı olan şeyler neler? Ve mutlakut tahriki mutlak hareke. Mutlak hareke nedir? Feh ve o fethu fethadır. Mutlak hareke nedir? Fetha. Ben sana harekele dedim mi bir meseleyi? O zaman ne anlayacaksın? Otomatik fetha. Mutlak hareke o. Ve bu mutlak hareke olan fetha var ya, nedir? Lil iskani, iskan içindir. Yani mutlak hareke, mutlak harekenin zıttı nedir? İskandır. Eğer birileri harekele dediysem sana, birileri için harekele dediysem, sen bundan fetha anlayacaksın. Ama fetha üzerinden devam etmeyeceksin zıt olmaya. Mutlak hareke ifadesinin zıttı ne? İskan. Yoksa mutlak harekenin kendisi fethadır. Fethanın zıttı iskandır diyebilir misin? Diyemezsin. Bak çok önemli burası. Mutlak hareke fethadır. Mutlak hareke fethadır. Mutlak harekenin zıttı ama nedir? İskandır. Peki mutlak hareke olan fethanın zıttı nedir? İşte o değişiyor, gelecek. Evet. Kezâkel fethu lil kesri. Buyurun. Birbirinin zıttı olan meseleyi anladın mı şimdi? Fethanın zıttı nedir hocam? Kesre. Kesrenin zıttı fetha. Evet. Anlaşıldı mı buraya kadar? Tekrar ediyorum orayı. Eğer ben sana mutlak hareke dersem onu fetha anla. Mutlak hareke fetha. Ama o mutlak hareke ifadesinin zıttı iskan. Peki fetha dedim. Ne anlayacaksın? Onun zıttı ne olacak? Kesre. Kesreninki de fetha olacak. Zaten söylüyor ilerisinde. Ve nasbu li hafzin. Malum nasb ve hafz ifadeleri değil mi? Nahiv, irab ifadeleri. Nasb okurlar falancalar dedim. Geri kalan ne okuyor o zaman? Hafz. Yani cer okuyorlar demektir. Nasb 10 imamın 4'ü nasb okuyor dedim mi sana? 6'sı ne okuyacak? Cer okuyacak. Aynı şekilde ben sana 10 imamın 5'i cer okuyor dedim mi ne anlayacaksın? Nasb okuyor diğerleri. Böyle anlayacaksın. İhveti bunlar kardeştirler. Fetih, kesre, nasb, hafz. Bunlar nedir? Birbirinin zıttıdır ve birbirinin kardeşi aynı zamanda. Karşılıklı olarak böyle atışırlar bunlar. Sonra kennuni lilya. Aynı nun ve ye gibi. Birileri nunlu okuyor. Dedim mi zıttı ne onun? Ye. Ye'nin zıttı nun. Devam ediyor. Ve li zammin fethatu. Zamme fetha meselesi de böyle. Ha şimdi dikkat ama. Zamme fetha meselesi nasıl böyle? Ve li zammin zamme içindir. Ney fethatu? Zıt olan ne zamme için? Fethatu fethadır. Ve li zammin fethatu. Ve li zammin. Bak zammein, zammenin zıttı nedir? Fethadır. Soru. Fethanın zıttı nedir? Kesre. Zammeden çıkış var. Bak zammeden çıkış var fethaya. Ama fethadan dönüş var mı? Yok. Anlaşıldı mı? Evet. Ne gibi? Kerraf'i ref olduğu gibi. Linnasbin nasb için. Ref olduğu gibi. Linnasbin nasb için. Yani bu da malum. Yine nahiv, irab meselesi. Ref'in zıttı nedir? Nasb'tır. Nasb'ın zıttı ne? Cer. Gördün mü? Utru'dan. Buna ne denir hocam? Dart kaidesi denir buna. Dart. Dart ve akis kaidesi denir buna. Bu noktada anlaşılmayan bir şey var mı şu anda burasıyla alakalı? Dart ve akis. Şimdi dart demek kelime manası itibariyle malum kovmak demek. Kovmak. Akis kovduğunun geri dönmesi. Şimdi burada fetha ile kesre arasında dart ve akis var. Fetha kesreye, kesre fethaya. Anlaşıldı. Mutlak hareke iskana, iskan mutlak harekeye. Bu da tamam. Nasb, cere, cer, nasba. Ama öyle bir şey ki, zammeden fethaya var, fethadan zammeye dönüş yok. Dardan ama la aksen. Anlaşıldı burası. Tamam. Pekala.
Şimdi diyor ki ve atlika, mutlak olarak kullan. Ve atlika, sen mutlak ol, ben mutlak olarak bunu kullanacağım. Yani hoş, burada emri hazırdır, atlık. Ben bunu hani atlaku raf'an, İmam-ı Cezeri ağzından diyelim ki bir nevi söylüyoruz. Ve atlika raf'an, ref'i kullan. Ve tedkiran, tedkiri kullan. Ve gayben, gaybi kullan. Hukkika, tahkik edildi. Yani sana direkt ref dendiği zaman da ondan ref anla. Ondan ref anla. Sana direkt müzekker dendi, müzekker anla. Sana direkt gayb dendi, gayb anla. Hukkika, bu böylece tahkik edildi diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Yani üç hal saymış oluyor. Onlar da ref, müzekker ve gayb olması mutlak olarak. Bunlar kullanılırsa bununla beraber anlaşılacak olan mesele nedir? Bizzat kendileridir. Zıtları değildir. Ref dedik sana, ref anla. Ne diyorsak onu anla yani. Evet. Pekala. Burayı şöyle açacak olursak vasiyetun hirmun safa zillen rafeh demiş. Vasiyetun hirmun safa zillen rafeh. Evet. Şimdi vasiyetün, malum burası Nisa suresinde vasiyeten vasiyetün meselesi var. Burayı biliyoruz. Vasiyetün ne demektir bu? Ben sana zamme söylüyorum diyor. Zamme. Ben buraya eğer zamme koyduysam, bu zamme ise, bunun zıttı ne? Zammenin zıttı neydi? Fethaydı. Zammenin zıttı fethaydı hocam. Bak şimdi. Ben sana Tayyip'in usulünü söylüyorum diyor. Vasiyetün, bu zamme. Peki bunu zamme okuyanlar kim? Bak şimdi. Hirmün. Harameyn imamları. Kim bunlar? Elif, dal, ca. Bir. Zamme okuyanlardan. Elif, dal, ca. Safa, satkal. Zillen, Şeyh Yakup, zıysı. Baktığınız zaman da kitapta Hirmün'ü kırmızı görürsünüz. Safa'nın kendisini de kırmızı görürsünüz. Zillen'in zısını kırmızı görürsünüz. Rafeh'in de resini. Şimdi burada tabi bunun kendi sıralamasına göre burası ne oldu? Çarpık bir sıra oldu burası. Ama biz bunu nasıl sıralarız? İşte elif, dal, sat, ra, ca, ya, kal. Değil mi? Kim okuyor bunları hocam? Ne okuyorlar bunlar? Bak, zamme. Peki zammenin zıttı neydi? Fetha. Fethayı okuyanlar kim? Hemen başlarsın. Elif, dal, ha, kef, ayın. Ondan sonra kim var hocam? F var. Ra, ca, ya, hal de orada. Demek ki ha, kef, ayın, fe ne oldu? Fetha oldu. Mesele aynı bu şekildedir. Ben sana diyor zammeyi söyledim mi? Tamam, ben bir daha bunu sana anlatmam. Ben bunu bir daha sana anlatmam. Sen ne yapacaksın? Kafayı çalıştır, zıtlardan çıkar meseleyi. Tayyibe'nin usulü bu. Ama burada şimdi mesela iki tane mesele anlatıyor burada. İki vecihi anlatıyor. Zaman oluyor. 5-6 tane vecihi hepsini aynı yere sığdırıyor. Veya en fazla işte bir beyte, iki beyte yani taş çatlasa sığdırıyor. Ve sen diyor bunun altına şimdi kalk bu şekilde. İşte biz burada ne yapacağız hocam? Beraber buradan, şimdi yakında ben size diyeceğim ki ithafları getirin hocam. İthaftan Tayyibe nasıl çözülür? Yani ithafın çıkışlarıyla Tayyibe'nin efendim çıkışlarını birleştirdik mi Tayyibe kendi kendini şerh edecek. Bize aslında hiçbir şey yapmayacağız biz yani. Ya Nurullah falan bunların hepsi hikaye. Biz sadece buradan ne yapacağız? Dimyati'nin ithafını koyacağız. İmam-ı Cezeri'yi de önümüze koyacağız. Tayyibesini buyurun diyeceğiz, çıkacak karşımıza. Bunun gibi daha birçok beyitler zaten hep böyle çözülecek. Hep böyle çözülecek. Nun diyecek, ye diyecek, işte raf diyecek, tezkir diyecek falan. Bunların her birisinden biz kendimize düşeni yapmış olacağız, çıkarmış olacağız. Pekala. Ve hâzihi bu kitap, bu risale daha doğrusu, müennestir değil mi? Hâzihi. Ve hâzihi. Evet, bu risale urcuzetun. Atladık mı? Ne atladık abi? Evet, ne var orada? Ha, bu Nüveyri değil, İbn-i Azim da. Ha tamam. Ve küllü dettebaatü fîhî şâtıbî liyesüleli istihzâri küllü talibi. Tamam. Sıkıntı yok. Olmamış yani. Demek ki düşmüş kimisi metinden. Kimisi düşmüş. Ve küllü her ne şey ki diyor. Ve hâdâ. Yani her ne buldum ki
ölümde ittebaatu ne yaptıysam şu kitapta ne yaptıysam ittebaatu tabi oldum fihi o konuda kime eşşatıbiyye şatıbi şatıbiyye tabi olmuşumdur. Yani benim senin önüne koyacağım ne kadar vecih varsa hepsi şatıbiyyede var mıdır? Vardır. Zaten Mısır tarikının ismidir değil mi şatıbiyye? İstanbul tarikının asıl ismi ne? Tesir tariki. Yani birisi tesir tariki, birisi şatıbiyye tariki. Ben ne yazdıysam ki şatıbiyye de malum o da manzum bir eser. Onun da şerhleri var. Birini eser olarak almış, birini isim olarak almış. Tabii. İsim olarak almış. Aynen. Dani'nin tesirini almış. Dani'nin tesiri. Evet. Ve küllü dettebaatü fihi şatıbi liye. Niçin ben bunu böyle yaptım? Bunun bir amacı var. Yani şatıbiyye'ye tabi olmamda bir amaç var. Niçin? Liyeshüle kolay olsun diye. Kolaylık olsun diye. İstihdaru kulli talibin. Bu işin yoluna düşmüş olan her bir talebenin dersteki hazır bulunuşlukları yerinde olsun, kolay olsun, anlasınlar meseleyi diye böyle bir yol takip ettim. Şatıbiye'yi bir nevi aslında burada şöyle bir şey çıkıyor. Tayyibe'yi, Allahu alem tabi, Tayyibe'yi okumadan evvel Şatıbiye'yi bir okumak lazım. Yani direkt bir adamın bir at okutmuyorsun da efendim veciz okutuyorsun, bilmem ne yapıyorsun, Şakirül Hanbeli okutuyorsun, Amidi okutuyorsun, bir şeyler okutuyorsun ona. Ondan sonra mir'ata sokuyorsun onu ki ha kafa oturdu şimdi bunun. Hadi yürü. Şatıbiye de aynı şekilde şeydir. Siz söyleyin ismini. O da böyle işte yani böyle vezinli, recezli bir şey o da. Onu aslında demek ki okumak anlaşılıyor gibi. Ve kullu zettebatu fihi şatıbi. Ben neyi yaptıysam, ne anlatıyorsam bu konuda hepsinde Şatıbiye'ye tabi olmuşum. Niye yaptım bunu? Bunun da bir amacı var. Liyeshule listihdari kulli talibin. Liyeshule listihdari kulli talibin. Her talebenin bu anlamda ben bir şeyi anlatırken, meseleyi izah ederken o noktada kafası böyle çak diye yakalasın meseleyi. Evet. Ve hadihi ondan sonra başlıyor. Ürcüzetün. Bu nedir? Bu risale bir ürcüze. Yani bir recez vezinde bir ölçü, bir kalıp. Edebiyatçılar bunu iyi bilir. Biz o kadar bilmeyiz. Vecizetün kısa. Veciz neye denir? Veciz. Bunun tarifi nasıl yaparlar? Efendim, kalilul lafzı kethirul ma'na. Değil mi? Lafzı az. Az. İki kelime. Ama mana çok. Bu şimdi sadece bir beytte, bir mısrada olan mesele bu. Bir mısrada iki vecihi birden anlatmış oldu. Ama zaman olacak ki, yani hakikaten efendim bir beytte yani iki mısrada 5-6 tane vecih birden anlatacak. Normalde onu sen yazmaya kalksan belki de yarım sayfa defter doldurursun yani. Falancalar böyle okudu, fişmancalar böyle okudu, şöyle okudu falan diye böyle anlatır durursun. Bu Tayyibe'nin ayrı bir özelliği var. Ona bir türlü girmek nasip olmadı şimdiye kadar. Sadece işin ilim tarafıyla uğraşmamızdan dolayı. Öyle beytleri var ki resmen altında ayrı yeten insanları şuurlandıran, ilgilendiren, bilgilendiren, insanları coşturan ne müthiş ifadeler var. Yani hem vücuhat anlatıyor mübarek İmam-ı Cezeri Hazretleri, hem vücuhat anlatıyor, hem bir taraftan da ne anlatıyor hocam? Yani bir nevi sana var ya edebiyatı böyle döktürüyor yani. Aşktan, meşkten, muhabbetten, muhabbetullah'tan, zikrullah'tan alıyor kimi zaman böyle insanı hakikaten yerden yere vuruyor yani. Cenab-ı Hak oraları da yakalamayı nasip etsin bize. Evet abi. Cemaatü ben topladım fiha onda. Değil mi Abdullah abi? Nerede topladım? İşte bu risanede ben topladım. Neyi turukan tarikler. Azize. Ne kadar kıymetli, değerli tarikler varsa her birisini ne kadar rivayetler, mezhepler, görüşler varsa hepsini anlattım orada. Hakikaten de anlatıyor yani. En ince detaya kadar gidiyor. Ve la ekulu. Ben demiyorum inneha. Benim bu tayyiben var ya, efendim kad fadulet, yani fazilet noktasında üstündür demiyorum. Neye? Hirzel emani. Yani Hirzel emani o Şatıbiye işte. Şatıbiye'nin Hirzel emanisi ne? O kitabın ismi o. Hirzel emani'den daha faziletli bir kitaptır demiyorum. Böyle bir iddiam yok diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Bel bilakis bihi o Şatıbiye ile kad kemulet benim tayyibem olgun hale gelmiştir. Elle tutulur hale gelmiştir. Burada da tevazuun değil mi? Örneğini görüyoruz yani. Yoksa İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin mübarek tayyibesi, yani tayyibe artık ondan daha ötesi anılmıyor ki piyasada. Her ne kadar
şerhlerini görsek de Şatıbiyye'nin değil mi okutulduğunu falan artık, ama Tayyip'e dendiği zaman da abi esas duruşta millet. İki tane şerhinden bahsediliyor ya. Hadi olsun iki tane de, bir tanesi işte İbn-i Nazım kendi oğlu, ondan sonra Nüveyri, başka Aşık Kutlu rahmetli bizim bildiğimiz. Bir de kimdi o, bir hocamız daha vardı. Türkçe. İsmi aklıma şimdi gelmiyor. Bir hocamız daha var. Bir de o. Yani dört tane kitaptan bahsediliyor. Başka bunun şerhi. Ama bir bakıyorsunuz bugün bir tane Bukhari'ye dünya kadar şerh yazılmış. Mesela. Müslim'e aynı şekilde. Ebu Davud'a aynı şekilde. Yazmışlar da yazmışlar. Halbuki burada 1016 beyt var ama maalesef burada kıraatçilerin nesi var adam? Yani burada garipliği de var yani. Burada garipliği de söz konusu. Halbuki kıraat dendiği zaman da Ümmül Ulum diye geçiyor değil mi? İlimlerin anası. Fıkıh nereden çıkıyor? Kıraatten çıkıyor. Tefsir neyle yapıyorsun? Kıraatle yapıyorsun. Yani her ilmin bağlantısı olduğu gibi mecburen yüksek bağlantılı hem de. İlmi kıraat üst, diğerleri hep altta geliyor. Çünkü ilmi kıraat direkt Kur'an'la bir kere ilgili. Direkt Kur'an'la ilgili. Biz ne yapıyoruz hocam? Mesela bu delikanlılarla beraber de biz okuyoruz. Haseki'de de okunuyor. Ne o? Kıraat mana ilişkisi. Yani manaya göre, şey kıraatin ve vücuhatına göre mana ne oluyor? Nereye gidiyor? İşte فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَاَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Bunların her birisinin nesi var? Bir karşılığı var yani burada. Ne yapmak lazım? Bize işte çalışmak düşüyor. Gayret etmek düşüyor. Bu anlamda pek öyle yerinde sayılacak aslında bir noktada değil kıraat. Derhal uçuşa geçmesi lazım yani. İnşallah vesile oluruz. İnşallah. Benim diyor Tayyibem neyle tamam oldu? Hirzül Emani ile tamam olmuştur. Dammentu ekledim. Ha ona. Atladık. Yine mi atladık? Habet. Bravo. Habet ihtiva etti, içerdi. Değil mi? Lima o şey ki fihi onda var. Evet. Yani Şatıbiyye'nin içerisindeki olanı da içerdi. İhtiva etti benim bu Tayyibem. Neyle beraber başka? Ma'at tesiri. Tesir de var bunun içinde. Tesir de var. Ve zı'f yetmedi. Ve zı'fe zı'fihi. Kat kat fazlası da var Allah'ın izniyle. Sivet tahrir. Ama tahrir diyor bunun dışında kaldı. Tahriri bunun dışında bırakmış olduk. Ey gayrı ma fiha minel itkani ve tahkik ve takvim demiş. Ve bazı efendim kitapları bu noktada dışarıda bıraktık. Bazı tahriratı. Ama ve lakin diyor bizi yani insaf gözüyle bizi bakın görün. Dolayısıyla illa onu da niye katmadı diye uğraştırmayın bizi. Dammentu ben kattım ha bu kitaba. Neyi kitabe? Neşri li aşri. Neşri aşir kitabını da koydum buraya. Kitabe neşri li aşri. Neşri aşir kitabını da koydum. Fehye benim Tayyibem bihi neşri aşirle beraber ne oldu? Tayyibetun fin neşri oldu. Doğru mu Fatih Hocam? Doğru, tamam. Benim kitabe neşri-i aşri, malum neşri aşri yok mu İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin, değil mi? Asıl yani hacimli kitaplardan bir tanesi de o. Neşri Kebir yani. Neşri Kebir dediğimiz kitap. Neşri Kebir de bu işin içine girince o zaman Tayyibe sadece Tayyibe ismiyle kalmadı. Ne oldu? Tayyibetun fin neşr oldu. Tayyibetun fin neşr. Neşirdeki Tayyibe. Ve ha, bu ha-ha-i tembih, uyan, uyuma. Değil mi? Ve ha ene ben mukaddimun takdim edeceğim aleyha onun üzerine. Neyi fevaiden faideler. Mühimmeten öyle faideler ki mühim faideler ledeyha öncesinde. Yani ben kitaba başlamadan asıl bilgileri vermeye başlamadan önce çok önemli efendim mühim kaideleri kuralları anlatacağım. Ne gibi? Kel kavli söz gibi. Ne hakkındaki? Fî meharicil hurufi. Harflerin mahreçleri hakkındaki beyanlarımız gibi. Ve keyfe nasıl yutla okunur eddikru zikir. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Vel vukufi ve keyfe yutla zikru evet. Vel vukufi bir de vakıflar hakkında bir söz yapacağız. Vel vukufinin burada mecrur olması malum aslında kel kavli fil vukufi demektir. En baştaki kel kavli üzerinde fi meharicil hurufi dedi ya oraya atıf yani. Yoksa ve keyfe yutla zikru vel vukufu olmaz. Vakıflar nasıl okunur diye bir şey olmaz. Vakıflar hakkındaki sözümüz var. Vel vukufi geriye bağlantılı. Devam ediyor. Meharicul huruf. Şimdi burada ne yapıyor abi? Harflerin mahreçlerine bir nevi cezerinin yani
mukaddimenin bir kısmı yani. Meharicul hurufi, harflerin mahreçleri nedir? Seb'ate aşar. 17'dir. Aslında ne olması lazımdı hocam? Seb'atü olması lazımdı değil mi buranın? Fakat ol kaidedir ki buraya bir bulaşıyor, seb'ate olmak zorunda kalıyor. Değil mi? 11'den 19'a kadar olan sayıların birinci kısmı fetha üzere mebnidir diyorduk. Seb'ate aşar. Normalde seb'atü olması lazım ama çünkü niye? Haber yani. Haber olan yerin ne olması lazım? Aksakal abi. Ref olması lazım. Seb'ate aşar. 12 hariç ama. 11 ile 19 arasındaki 12 hariç. Niye? Çünkü 12 takdiridir. İthnâdur o çünkü. İthnâ aşara. Onun fethası da, zammesi de, kesresi de efendim hepsi takdiri. Her haliye. Nasb, becer hali, zamme hali hepsi ref hali. Ne üzere? Alellezî. Öyle bir şey üzere ki yaktâru seçiyor. Hu onu kim? Men. Ol bir kimse ki yıhtebera. Evet. Yani bu işi hakkıyla harflerin efendim mahreçlerini tecrübe etmiş olan kişinin söylediği söz üzere ben diyor bunu söylüyorum sana kaçtır? 17'dir. Seb'ate aşar. O da malum defaatle bunu tecrübe eden kişinin kim olduğu söyleniyor. Halil bin Ahmet. Halil bin Ahmet. Yani imamı Halil Hazretleri. Ki nahivcilerden birisidir malum. İlk hatta nahivcilerden biri. Fel cevfu. Birinci mahreç cevf mahrecidir. Niçindir bu cevf? Lil havi. Havi burada Elif'in ismi. Lil havi dediği havi içindir. Havi'den kasıt arkadaşlar Elif'tir. Vesmuhul havi demiş. Onun ismi nedir? Havi'dir. Havi'dir. Ve ukteyhi ve onun iki kardeşi. Onun iki kardeşi de nedir? Elif'in iki kardeşi? Vaviye. Yani harfi met olanlardan bahsediyor. Harfi met olan Elif, harfi met olan Vav, harfi met olan Ye. Biz bunu böyle tarif ederken ne diyoruz? Yani kendi sakin, harekesi yok, ma kabli fetha, ma kabli zamme olan Vav, ma kabli kesre olan Ye, kendi sakin. Elif'in ma kabline illa fetha demeye, kendisine sakin demeye gerek yok. Zira Elif her zaman sakindir. Elif her zaman nedir arkadaşlar? Sakindir. Yani şu ifade yanlış bir ifadedir. Ama galeti meşhur olmuş artık. Ne ifadesi? Hemze'ye neye denir? Harekeli Elif ederler. La, harekeli Elif. Elif hiçbir zaman hareket almaz ki. Elif hiçbir zaman hareket almaz. Veya Elif'i tarif ederken hareketsiz Hemze. Adı onun Elif'tir. Ve daima sakindir. Bunu kıraatçı olarak ne yapman lazım? Senin kullanmaman lazım. İşin usulü mü? Ha, tabii tarif etmek için insanlara aralarında bir benzerlik var. Bilinenden bilinmeyene diye bir usul var. Oradan onu kopya çek, yapıştır falan. Bir nevi dedi ki galet-i meşhur neydi hocam? Lugat-ı fasihten evladır değil mi? Evet. Kırık hemze, halbuki kırık hemze dediğim hemzenin kendi asli imlası. Mesela. Dik hemze dediğin onun sadece desteği. Dik hemze dediğin elif, altına elif koyuyorsun onu. Onun hem aslında desteği onun yani. Ye nasıl ki destek oluyor hemzeye, vav destek oluyor. Mesela değil mi? Ya be ı'daki vav gibi. Mesela. Evet. Huruf-ı metnin bunlara vehi. Bunların hepsine ne denir abi? Vehi bunlara huruf-ı metnin. Bunlara harf-i metler denir. Lil hevai. Hava içindir bunlar. Tentehi son buluyor. Yani ağız ve boğazda havanın son bulduğu yer. Tarifi böyle. Ağızda çıkışta dudaklar, boğazda da girişte aksa-i halk. İşte o aradaki mesafe burasına ne deniyor? Cevf deniyor buraya. Cevf'in tarifini yapıyor bir nevi. Cevf neresi? Sınırları neresi bunun? Ağız ve boğazda havanın girip çıkarken son bulduğu noktalar. Boğazda neresi? Aksa-i halk. Çıkarken neresi? Dudaklar. O ara. Yani o aradaki dili, dişleri, damakları kaldır at koca bir kovuk oldu orası. İşte o ara cevf, boşluk oldu orası. Yoksa karın boşluğu değil bu yani. Evet. Onur anladın mı abi? Onur hocam anladın mı? Evet. Ve kul de li aksal halki. Aksayı halk için de. Ne de? İkinci mahreç bu malum. İkinci mahreç. Aksayı halk mahreci. Ondan çıkan harfler nelerdir? Hemzün ha'u. Hemze ile he. Sırayla geliyor. Hemze ve he. Sonra üçüncü mahreç. Thümme li vestihi. Üçüncü mahreç. Vasat. Yani vasatul halk. Boğazın ortası. Oradan ne geliyor? Fe'aynun ha'u.
ayn ve ha harfleri geliyor. Dördüncü mahreç ednahu. Ednani halk. Buradan ne çıkar? Gaynun ha'uha. Gayn ve o harflerin ha olanı. Yani ha'uha dediği ha'ul huruf. Harflerin ha olanı. Ha zamiri malum harflere gönderiyoruz onu. Gerideki. Vel kafu. Şimdi buraya kadar toplam kaç mahreç oldu? 4 mahreç bitti. Vel kafu. Bu sefer çıkan harfi söylüyor. Buraya kadar mahreci söyleyip harfleri söyledi. Şimdi harfi söyleyip mahreci söyleyecek. Vel kafu. Kaf. Eksal lisan. Artı fevk. Eksal lisani fevk. Eksal lisan dilin kök tarafıdır. Fevk. Üst damakla beraber. Ma'a fevk yani. Evet. Dilin kökü üst damağa, mukabilindeki üst damağa dokunur, a diye kaf harfini alırsın. Evet. Ondan sonra, sümme sonra, el kafu kaf gelir. Evet. Nasıl kaf geliyor? Esfelü. Sümme el kafu esfelü. Yani kaf harfi kaftan bir parmak. Dediğimiz tabii böyle, böyle değil, böyle mesela. Değil mi? Sümme el kafu esfelü. Bir parmak. Kafla kef arasında bir parmak kadar bir mesafe vardır. Bunu tabii bir ölçü olarak söylüyor. Bu standart parmaklar. Yoksa böyle adamın parmağı, kocaman parmağı vardır. Kalkıp onu sokma oraya. Yani burada ne kadar diyelim ki bir yarım santim kadar diye yani böyle bir şey. Esfelü ve buraya kadar ne oldu şimdi hocam? 4 mahreç, 5 6 mahreç oldu. Şimdi 7.ye geçmiş oluyor. Vel vestu. Vesat. Yani vesatul lisan, dilin ortası. Fecimuş şinu ya, cim şin ye. Bunun hocam mahreçleriyle alakalı malum tarifatlar var, tedrisatlar var, talimatlar var. Onları açıp teker teker incelemek, irdelemek lazım. Biz oralara girmiyoruz. Ve dadu, dat harfi min hafetihi, dilin hafe dediğimiz bölümünden. İdbeliya, takip ettiği vakitte, dilin hafe olan bölümü, takip ettiği vakitte neyi? Lezrase, ezras dişlerini. Nereden? Min eysara, ister soldan, ev yumnaha veya sağdan. Dilin hafe dediğimiz bölümü ister soldan, ister sol ezras dişleri, ister sağ ezras dişleri efendim takip ettiği, onlara dokunduğu zaman dat harfi çıkar. Dat harfinin mahreci burasıdır. Burada çok defa denmiştir ki İşte soldan çıkarmak daha kolaydır denmiştir. Dat harfini soldan çıkarmak çok defa aklıma takılmıştır. Bu benim Allah Allah soldan çıkarmak niye kolay olsun? Ben bakıyorum kendimi hep sağdan çıkarmışım yıllardan beri. Hakikaten çoğu zaman insanlara soruyorum. Diyor ki soldan çıkarıyorum, soldan çıkarıyorum. Aradan bir vakit geçti ki sonradan yani bazı şeyler keşfoluyor. İmam Mücezzere Hazretleri de baştan min eysere diyor. Ve işin daha da enteresan tarafı yani yusur kelimesi pekala kolayı ve sol tarafı yusra değil mi? İfade eder. Eyser kelimesi ismi tafdil değil mi? En kolayı. Sol. Ben de sağcıyım. Ev yumnaha veya sağdan. Ezras'ın kelime manası ne? Hocam ezras dişleri müfredi dırs diyor. Ezras diş ismi. Kelime olarak manasını bilmiyorum ama bir dişe verilen sonuçta bir isim. Yani ismin müsemması olan şey orada bir diş. Hangi diş? Bizim işte ilk önce gördüğümüz dişler hangisi? İlk önce seniyyeler. Onun yanında rubaiyeler veya rabaiye diyorlar. Onun yanında naaplar yani köpek dişi dediğimiz dişler. Ondan geriye doğru sağdan soldan alttan üstten hangi işte toplamda 20 tane ezras dişleri. Bunların içerisinde 3'e bölüyorlar bunları. İlk ezras dişlerine naaptan sonraki ilk ezras dişleri birer tane. Bunlara ne diyorlar? Vahik. Onun arkasından 2, 3, 4 numaralı dişlere ne diyorlar? Tahin diyorlar. Öğütücü dişler. Onun en dipteki dişlere de naciz ismi vermişler. Biz neyi kullanıyoruz? Naap dişi var ya, naap dişi, şu köpek dişi dediğimiz diş. O naap dişinin arkasındaki ilk dişler, vahik. Ve onun hemen arkasındaki ezras dişlerinin birinci bölümü dahikler, hemen arkasındaki tahillerin birini kullanıyoruz. Yani o iki tanesini. Belki hadi gitsin bir tane daha geriden alsın. Yine tahillerin bir tanesini daha kullanmış olsun.
Sadece orada kullandığımız 3 tane, yoksa ön arkadaki naciz dişini kalkıp da datı çıkarmak için kimse kullanmıyor. Vok diye böyle adam mümkün değil, o dili oraya kaydıramazsın zaten yani. Zaten ayrıyeten dilin oraya denk düşecek olan mukabil bölümü, yani naciz dediğimiz en dipteki dişe değecek olan dil bölümü, takdir edin ki ta aksai lisana düşüyor yani. Kaldı ki aksai lisan, vesatü lisan, ondan sonra lam mahreci var. Arkasından lam, yani vesatü lisandan sonraki şu yan taraf. Dolayısıyla o nereye düşer? Elbette ki nabın hemen arkasındaki iki dişe ancak düşer yani. Yoksa oradan daha geriye doğru gittikçe bu sefer dilin köküne doğru gidersin. Bunları dediğimiz gibi şeklini, şemalini anlatan kitaplardan görmek lazım. Oralara fazla girmiyorum. Yoksa kitabı biz devam ettiremeyiz, bitiremeyiz. Bitirelim kitabı inşallah. Derdimiz o. Bak 2 günde, 3 günde hocam nereye geldik? 66'ya geldik ya. İnşallah böyle biraz zor gider de. Neyse. Sonra وَلَّا marfi اَدْنَاهَا Dattan aşağı olan bölümde. Yani edna dediği ednâ-i lisan dediğimiz bölümden لِمُنْتَهَاهَا dilin bitimine kadar olan لِمُنْتَهَاهَا dilin bitme sınırları. Bütün diyelim ki bir oval, bir çizgi halinde dilin ne yapıyoruz? Lamı okurken şu bölümü kullanıyoruz ama dilin şu yanları içeriye doğru böyle bükülüyor. L derken değil mi? İçeriye doğru böyle bükülüyor. Ne? Lamdan, yani zatın bitiminden itibaren lamın sınırları burası. L dediğimiz zaman da oturduğu yer dilin. Yani kullandığımız bölüm orası. وَنُّنُنُنْ harfi min tarafihi dilin neresinden çıkar? Tarafu lisan. Ucundan. Dilin uç kısmından çıkar. تَحْتُ lamdan aşağıda. اِجْعَلُوا yapınız. Yani اِجْعَلُوا تَحْتَ اللَّامِ demektir. اِجْعَلُوا nun تَحْتَ اللَّامِ yani biz bunu bir şiir olarak değil de bir nazım olarak, normal nesir olarak alsak elimize, ne yapmamız lazım? اِجْعَلُوا nune tahta lami. Evet. Verra ra harfi yudani takip eder. Yukaribu manasını vermiş buraya İmam-ı Cezir, Aşık Kutlu Efendi rahmetli. Yudanihi yudani takip eder. Hi o nunu takip eder. Li zahrin yeri neresi? Zahri lisan. Zahr, sırt tarafı. Dilin sırtı, o tırtıklı olan bölüm yok mu? Heh, orası edhalu az daha içeride kalır. Biraz daha içeride kalır. Nundan az içeride. Nun tam dilin ucundan ama rrr yaparken tık bir içeriye doğru alıyoruz onu. Bir şey mi diyeceğim? Ya ben böyle bakınca dedim bir an hatalı bir şeyimiz varsa söyleyin yani. Biz hatasız kullanılmaz, hatamla sev beni yani. Sıkıntı yok. Evet. Ve ta'ı ta harfi ve dalu der harfi ve ta bir de T harfi. Ta, del, T harfi. Minhu, nereden? Dilin ucundan bahsediyorduk. Dilin ucundan çıkar. Ne ile beraber? Ve min ulyet senaya. Üst seniyye dişlerinden, dilin ucu üst seniyye dişlerine temas etmesiyle beraber. Dilin ucu üst seniyye dişlerine temas etmesiyle beraber. Üst seniyye dişlerinin dipleri ta. Dişin kendisine dokundun de, az daha başa doğru geldin te. Da, de, te. Bitti. Pekala. Ve min ulyetin. Ve safiru, safir harfleri. Safir dediğimiz bir sıfattır malum. Sat, sin, ze değil mi? Sat, sin, ze. Ve safiru, safir harfleri müstekin. Karar kılmıştır, karar kılıcıdır. Nerede? Minhu yine dilin ucundan. Mahreci orası. Ve min fevki senayes süfla. Geri geri mana getiriyorum, veriyorum. Alt seniyye dişlerinin üst kısmından. Alt seniyye dişlerinin üst kısmına. Neresi diyecek hocam? Dilin ucu. S, S, Z. S, Z. Diş bu diyelim ki alt seniyye dişleri şöyle diyelim. Yani tamamı alt seniyye dişleri ise şuradan itibaren aldım. Üst kısmı nereye gidecek? S, 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 Sa, Z, S, S, Z. Bitti. Evet. Pekala.
Ve zâ'ı, zâ harfi, ve zâ'lu, zer harfi, ve tâ, bir de peltek üç tane harfi yani. Lil'ulya. Neresi hocam? Üst. Değil mi? Zaten söylüyor. Lil'ulya min tarafeyhima. Hem dilin ucu, tarafey, müennes, şey müennes diyorum, tesniye. Tarafeyhima. Tarafey iki uç. Hima o ikisinin iki ucu. Neresi? Seniye, üç seniye dişlerin uçlarıyla dilin ucu. Tamam mı? İki tane uç. Ama iki tane merkezin, iki tane efendim azamızın iki ucu. Bunun iki ucunu. Birisi dilin ucu, öteki de üst seniye dişlerinin ucu. Birbirine değdi. Va, ze, fe. Yerleri milimetrik olarak verilmiştir zamanla. Devam ediyorum. Ve min batni şefe. Evet hocam. Batni şefe. Bu da bir mahreç malum. Dudağın, karnı. Felfa. Buradan ne gelir? Fe gelir. Ne ile beraber? Ma'a etrafi senayel müşrife. Müşrife üst anlamı verilmiş tür burada. Şeref veren. Şeref veren neresi olur? Üst olur sonuçta. Üst seniye dişlerinin uçlarıyla beraber alt dudağın karnının hafifçe dokunması, ısırılması neticesinde F harfi gelir. Liş şefeteyni iki dudak içindir. Bir mahreç daha bu. Son mahrecin bir öncesi. İki dudak mahreci ne gelir buradan? El vavu ba'un mimu. Üç harf vav, ba, mim. Ve gunnetun. Gunne dediğimiz bir aslında bir sıfattır. Harften ziyade bir sıfattır. Mahrecuha. Gunneyi alırken nereden al? El hayşumu. Hayşumdan, geniz kovuğundan. Gunnenin mahrecini de buradan almış oluyoruz. Bir dahaki dersimize sıfatlardan Bismillah deriz. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.